Cenab-ı Allah ekmeğimizi, rızkımızı buradan verdi. Ne yapalım? Başlıyoruz. Evet efendim. Dalar suya en derinden, bazen dalga ellerimizden alır. Ama kendiliğinden inmez bizden. Adım Şeref İlmaz, 60 yaşındayım. İstanbul Şile Ağabey köylerindenim. Yaklaşık 27-28 senedir deniz ticaret gemilerinde aşçıbaşı olarak görev yapmaktayım. Kendi ailem de denizci olduğu için bir nevi deniz çekti bizi. Biz de rızkımızı Cenab-ı Allah bu deniz deryasında verdi. Bundan sonraki süreçte de inşallah emekli olacağız Allah'ın izniyle. Sene 1990 yılında başladım. Tam arada bir boşluk oldu. 1990 yılının Mart ayında başladım. 90 yılından beri arada 4-5 senede boşluk olabilir. Bunun akabinde devamlı deniz ticaret gemileri aşçıbaşılık yaptım. Az önce de belirttiğim gibi aileden kaynaklanıyor. Babam makine lostorumasıydı. Küçük amcam, o da usta gemici reislik yaptı. En küçük amcam da kamarotluktu. Kamarotluk yaptı. Biraderim de yağcıydı. Yani biz de bizim kendi köyümüzde de çevremizde de çok denizci olduğumuz için Karadenizliyiz, Şile Ağabeyliyiz. O yüzden bize de hani deniz çekici var. Denize başlayan bir tane bırakamaz hesabında. Biz de devam ediyoruz da hala. İlk başladığımda kum gemilerinde, ticaret gemilerinde yaparken 15 günde, bir 20 günde bazen yani ayda bir oluyordu ama ondan sonraki büyük gemilerde çalıştığımda 3 ay, 4 ay hatta 6 ay, 6,5 ay, 7 ay falan da ancak o zaman evimize geliyor, gelebiliyorduk. Tabii aile özlemi haricinde denizcilik süper bir meslek. Cenab-ı Allah her insanoğluna nasip etmez. Dünya deniz deryalarına gezerken çeşitli ülkeleri görüyorsun. Oraların sosyal hayatlarını görüyorsun. Kendi ülkenle oraları karşılaştığın zaman kendi ülkenin değerini daha çok anlıyorsun. Biraz daha bizden gelişmiş görüyorsun. Gemide aşçılıkla karadaki aşçılık arasında çok fark var diyemeyeceğim. Karadaki aşçılık, lokantada çalışan bir aşçı arkadaşla denizde çalışan bir aşçılık arasında ancak şöyle bir fark var. Gemideki aşçı arkadaş mutlaka hamur işini yapacak ama karadaki öyle bir şeysi yok. Karadakinin hepsi lahmacun olsun, pide olsun vesairedir, ekmek fırın olsun. Bunu hepsini ama denizde aşçılık bunları hepsini yapmak zorunda, öğrenmek zorunda. Öğrenmediği zaman başka bir öğrenen arkadaş gelir diye seni değiştirebilirler. Gemide ne yeniyor sorusuna gelince elbette ki gemideki kumaya ilk geldiği zaman elimizden geldiği kadar et ürünleri, tavuk ürünleri, balık ürünleri bunlar başta olmak üzere gemi mutfağında ancak bunlar çıkar. Bu demektir ki yani gemide daha az yemek çeşidi çıkar. Tam aksine karadakinden daha güzel çıkar. Bir an için orada o anda mutlu olmak, aile özlemi bir nevi olsun gidermiş oluyorsun. Gerçekten aşçıbaşı çok önemli. Hani evet tabii. İyi bir aşçıbaşı insanın keyfini yükseltiyor. Evet tabii. Kötü bir aşçı da varsa hakikaten yemekten de soğuyorsun. Evet aynen. Zaten zorluk içinde çalışıyorsun bazen hani yüksek şeylerde çalışırken aşçı o yüzden evet. Önemli abi. Ondan dolayı hakikaten kara aşçılığı bir restorana gidersin, beğenmezsin, evet. Yemezsin, evet, başka aynen. Yerde yersin. Ama gemide mecbursun. Aşçı iyi olmazsa evet. Mecbur yine orada yiyeceksin, evet, yemezsen aynen. Aç kalacaksın. O evet. Yüzden çok önemli. Hani sizin evet aynen. Biz aşçılar personeli isteği doğrultusunda tabii ki imkan ve sınırların içerisinde bunu yapmamız lazımdır. Yaş günü ve aile içerisinde bir işimiz varsa ona yaş pasta gibi, kek gibi, börek gibi, değişik hamur işleri yaparak, kurabiye gibi vesaire çeşitleri gibi, bohça gibi, aşma gibi, simit gibi. Bunları yaparak arkadaşların bir nevi olsun gönlünü kazanmak. Gemilerimizde ikinci kaptanımız falanca kişinin yarın ve öbür gün arkadaşın doğum günü. Ona göre kendine şöyle bir şey yaptı, bir sürpriz yapalım diye o şekilde bir işimiz oluyor arkadaşların gönlünü hoş etmek için. Bir değişik ortam yaratıyoruz öyle. İyi ki doğdun arkadaş diyor. Happy birthday diye. Bunun akabinde elbette ki bir aşçılık gemi ortamında çok çok önemli. Gemideki aşçı arkadaşlar geldikleri zaman ben bunu yaparım, şunu yaparım yazanedeki sözüyle gemideki sözü aynı biri olmuyor. Bazı arkadaşlar ben de elbette ki gemilerde çok zorluk çektim. İlk başta da gemi sallanıyor. Lanşık olayını yapamıyorsun. Yemek iyi pişiremiyorsun. Arkadaşlar da rahatsız oluyor. Sen de rahatsız oluyorsun. Ama bunun akabinde elimizden geldiği kadar en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yani diğer arkadaşlar da zayıf meslekte olanlar da olmayanlar da elimizden geldiği kadar en son işimize kadar yapmamız lazım. Bunun akabinde arkadaşların içerisindeki sana karşı tutumları bir tavır yaparlarsa bu acaba neden diyor kendimize bir soru sorduğumuz zaman hiç kimsenin kalbini kırmadan haklısın eleştiri açık olmamız lazım. İnşallah
Bundan sonra da devam ederiz. Şu ana kadar öyle bir kavga gürültümüz olmadı. Bundan sonra da olmaz Allah'ın izniyle. Yani, sulu yemek yapmayacaksın. Kuru yemek yapacaksın. Ne sen fazla zorlanacaksın, ne yiyen arkadaşları. Zaten hava gemi sallandığı zaman bazı arkadaşlar, çoğu arkadaşlar yemek yemiyor. Kuru yiyecekler, yani midenin suyunu almak için onları yiyorlar. Sen de ona göre kendini tedbirini alıp tencerenin altına olsun, kuzenenin, galleyin etrafındaki sağa sola lastikleri içine tedbir alacaksın. Başka bir arkadaş herhangi bir rahatsız varsa ona göre de bir yemek yapabilirsin. İlk başta da öyle bir senede çok az bir şey etkiledi böyle. Sonradan nasıl makinecide mesela sintene de olsun, mazot, fuel oil diye yağ kokuları tinerdi vesaire alışırsa, bizde mutfak kokudu, yemek kokularını, soğan kokusunu vesaire alıştığımız için bir sene belki zorluk çekmişimdir ama ondan sonra hiç çekmedim Allah'a şükür. Tabii denizde evimizden çıktığımız zaman, gemiye ayak bastığımız zaman aile özlemi tabii. Çoluğumuz, çocuğumuz, şimdi torunlarımız var Allah'a şükür. Ya onların konuşması, sevgisi bambaşkadır. Deniz ortamındaki en önemli şey aile özlemi, ama denizcilik de aile özlemi haricinde süper bir meslektir. Çünkü Cenab-ı Allah büyüklerimizden, kaptanlarımızdan duyduğumuza göre, daha önceki ben Kur'an kursu Azerine dini bilgilerimizle öğrendiğimiz için hocalarımızdan, Cenab-ı Allah üç önemli olan şeyi her insan ona nasip etmez diyorlar. Birincisi dünya gözüyle Kabe'yi muazzamayı görmek. İkincisi denizde ibadet etmek. Üçüncüsü yol kenarına hanım ve ev yapmak. Şimdi bu üçünü Cenab-ı Allah bizlere nasip etti Allah'a şükür. Sene 2002-2003 gibi hatırladığım kadarıyla Amerika Boston limanından kalktık. Miami Bahama adalarına gelirken kuvvetli bir hava esti. Bayağı sallandık. Gemi içerisindeki arkadaşlar, işte kaptan da anons etti. Arkadaşlar can yeleklerini ve Emerson suitleri dedi alın. Her ihtimale karşı kameralarda kimse kalmasın. Koridorlarda bekleyin bizleri, emiri. Bir tane Atilla diye bir arkadaşımız vardı. Usta gemici Gürcü. Gürcülerle Lazların, Trabzon'un, Rizeli'nin, yani Laz olan arkadaşların konuşması benim çok hoşuma gider. O da işte Allah'ım benim ne günahım vardı. Beni çok zor bıraktın. Hakkımı aileme helal ediyorum. Bana bu şeyleri gösterdin. Benim suçum neydi? Acayip bir konuşması vardı. Ben dahil herkes yerlere yattı konuşma. Bir de gemi sallanıyor. Allah'ım bizi sallama. Aklından o şey hiç çıkmaz. Yaklaşık Bahama Adaları'na geri döndük. Demir attık. Normalde 2 günlük yolu biz bir haftada ancak gelebildik. Çünkü uzaktan açıktan döndük. Yoksa direkt yüzledik. Batardık. Bordadan geliyordu çünkü. Kaptanın büyük bir tecrübesi Allah'a şükür. Öyle bir tehlike fazla yaşamadan demir attık. Yaşadığım en güzel olay bayağı var ama en çok hoşuma giden 98 yıllarında da tahminim herhalde. Hindistan Vizakamatlar'da. Vizakamatlar limanına yanaştık. Kurban bayramıydı. Orada kurban bayramı namazı kıldırdım ben acizene. Hem kurbanımızı kestik. Hem dışarıdan da Hindistan Müslüman kardeşlerimiz de geldi bayram namazına. Oradaki kişilere formeller birbirlerine söyleyerek. Gemi ortamında da ilk defa öyle bir ortam gören arkadaşlar, birkaç kişi, soyadlarını bilemeyeceğim, iki tane Ahmet vardı, bacanak falan. O olayı görünce bayramlaşmayı, insan ister istemez ağladı, duygulandırdılar. Ben de duygulandım tabii. Ben de orada acizene imamlık yaptığım için, daha önceki gemilerde de yaptım ama bu bana daha çok böyle duygulu anlar yaşattı. Hep beraber bayramlaştık, musafa yaptık, ağladık. Ailelerimize işte telefon ettik, dışarı çıktık, konuştuk telefonlarla. İnsan ailesine uzak olduğu zaman memleket hasreti, hem aile özlemi hasreti, bize ayrı bir şey yaşattı orada bize. Onu hiç unutamıyorum maalesef. Gittiğim yerlerde en sevdiğim ülke Norveç'le İsveç var. Bir de İspanya var. Yani Norveç ve İsveç Baltık Denizi'nde üstte kuzeyde olduğu için biraz daha yeşillik ama soğuk iklim, rutubet nem olmadığı için insanın yaşaması biraz daha şey geldi bana. İspanya'da da tam bizim Türkiye'mizin havası ve yeşillik, insanın sevgisi var ama diğer Avrupa devletlerinde insanlar soğuk, bir insan kaza yapsa maalesef yardıma geç gidiyorlar. Belki hatırlarsınız Avustralya'da bir Türk gemici arkadaş orada gemiden oraya iltica ediyor, kaçıyor. Orada işte çalıştığı zaman bir zaman sonra aynı Türkiye'deki sevgi saygı içerisinde bir kazada hemen ilk müdahale yapıyor ve ilk müdahalede de doğru hemen ambulanstan hastaneye götürüyorlar. Doktorlar diyor ki işte bunu ilk müdahale kim etti? İşte falanca kişi getirin diyor. O ana kadar da Avustralya'da, Avustralya devleti gibi bir yerde güya çok iyi gelişmiş demokrasi olan bir ülkede yolda sağa solda herhangi bir şey, kaza veya şey olduğu zaman onu kimse, bir ambulans, ilk yardım ekibi, sağlık ekibi gelmeden kimse elleyemez. Bu bizim Türk vatandaş arkadaşımız Avustralya kanununu değiştiriyor. İlk müdahalede o insanın hem de bayağı kişinin hayatını kurtarıyor. Bir tane çarşıbaşımız oldu. Ukrayna'da. O da işte Allah rahmet etelesin. Limanda tabii gemi boşalmadıydı. Mecbur, havada sıcaktı. Hani böyle Haziran, Temmuz ayıydı. Hava çok sıcaktı. Mecbur onu mutfağın difrizine, soğuk hava deposuna, onu ben güzelce kefenledim. Kefenledim dedim de nevresime sardık. Onu o şekilde muhafaza ederek İstanbul'da, Yenikapı'da ailesine teslim ettik. Kaç gün gittiniz abi öyle? Yaklaşık 12-13 gün. Taşıdınız mı? Yok. Yani evet, yani gemide kaldı yani. Difrizde.
bizde kaldı. Tabii. Şey, ama şu anki zamanımızda o kadar kalmaz. Hemen uçakların anında geri Türkiye'ye geri gelir. O zamanki şey onu gerektiriyordu, o zamanki pozisyon. Yok, ben Ziya sormuş. Yemek yapmayı gemide öğrenmedin. Zaten gemide yemek yapmayı öğrenirsen seni gemide çalıştırmazlar. Değil mi? Böyle bir soru olmaz zaten. O soran Ziya arkadaş da kusura bakmasın, özür dileyerek söylüyorum. Yani yemek yapmasını bilmeyen adam arkadaşı almaz zaten şirket. Ben denize başlamadan önce hem lokantada hem yemek sitesinde çalıştım. Yani bir şey bilmeden hem de fırında çalıştım, pastanede çalıştım, azene. Elimizden geldiğince yapmaya çalıştım. Barış Önal sormuş. Şimdi Barış Önal kardeşimiz sağ olsun, Allah razı olsun. Lokantada ve yemek sitesinde çalıştığımız zaman, mesela yemek sitesinde bilhassa lokantada pek değil de yemek sitesinde çalıştığımız zaman akşam 4 ile 6 arası da paydos öderdik. Eve geleceğiz, paydos ödeyeceğiz, üstümüzü değiştireceğiz. Hemen patronun yaverleri, iş bulanlar hemen diyor ki abi 40 kişilik veya 50 kişilik bir yemek. Tak 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 yapıyorsun, çalışıyorsun. Öbür hafta veya 15 günde bir veya ayda bir maaşlarını aldığımız zaman o mesai sayıyor. Ya bu kadar şöyle hemen siz mesai istiyorsunuz diyor. Yani karadaki çalıştığımızın karşılığını alamadığım için ben denizi tercih ettim. Hem aileden kaynaklandığı için, ailemiz, bizim çevremiz çoğu denizci olduğu için, o yüzden bir nevi mecbur gibi denize başladık Allah'ın izniyle. Abi diyor ki arkadaş. Evet. Şimdi ben diyor sporcuyum. Evet. Hani ben de devamlı vücut yapıyorum diyor. Evet. Ya ben diyor aşçı başımdan hani benim yemeğimi ya da benim porsiyonumu yağsız tavuk göğsü, atıyorum tavuk yapıyorsa bana tavuk göğsü pilav yapabilir mi diyor yani. Mesela bana ayırabilir mi öyle bir şey? Tabii. Zaten nasıl olsa tavukları ayıklayacaksın, temizleyeceksin. Kızartma ızgarasını vesaire veya haşlamasını veya tantuni şekli veyahut da kızartma şeklini yaptığın zaman bunu kenara ayıracaksın. Tuzsuz, susuz, yağsız hepsini yapabiliyor. Zor bir şey değil ki. 2 dakikalık, 5 dakikalık iş. Yaparım diyor. Tabii yaparım. Niye yapılmasın ki? Hem senin için, kendimiz için daha kolaydır yani. Ali Tarık Saraçoğlu. Gemide en çok yalnız kalan adam aşçı mıdır demiş. Yok, yalnız kalan aşçı değildir. Çünkü yanında kamarot vardı veya kamarotsuz çalıştığı zaman da elinden geldiği kadar arkadaşlara hizmet ediyorsun. Artı hizmet ettiği zaman onların memnun oldukları zaman sen daha çok rahat ediyorsun. Yani öyle bir yalnız kalmak da değil. Mesela bulaştırı falan geri getirdikten aç başı ellerine sağlık teşekkür ederim dedikleri zaman bu benim için değil yani bütün aşçı arkadaşlarım da ayrı bir zevk olur. Çünkü senin yapmış olduğun yemeğinle karnını doyurdular, beğendiler. Bundan daha mutluluk olmaz. Fark ediyor. Aynı normal bir gemi personeli, silicisinden tutun, miçosundan, aşçıbaşı, kamarotu, usta gemici, reis vesaire, zabiten arkadaşların hepsinde aynı sağlık geçerlidir. Ayrımcılık yoktur ya. Yani. O şirketlere bağlı, hamur işinden, mesela ben yabancı bayraklı gemilerde çalıştığım zaman, emekli olmadan önce, her 3 haftada bir, 21 günde bir yabancı Zodiac'ta çalışırken barbekü, mangalı yapardık. İşte malzememizi, salatamızı, mezelerimizi yaptığımız zaman kaptan görüyor, açılışı o yapıyor ve gördüğü zaman yani $50'dan aşağı, $100, $150 bahşiş veriyorlar. Ekstrası o var yani. Köfteler ızgarada neden dağılır? İçine bir parça tavuk göğsü ilave etsek dağılmamasını sağlar mıyız? Yok, öyle bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Yok. Yani köfteyi ne kadar yoğursan, eskiler der ki işte köfteyi yani şimdi, onu şimdi çiğ köfteye bağladılar. İyice yoğurduğunda tavana yapışırsa o köfte tutmuş olur. Tam aksine normal köfteyi tavana atarsan, tutarsa o dağılmaz. Yani ne kadar yoğurursan köfteyi. O normal köfte için evet, geçerlidir. Evet, normal köfte için geçerlidir. Yani çiğ köfte için geçerli değildir o. Yani o da geçerlidir ama onu şimdi çiğ köfte şurada kaç sene oldu çıkalı. Yani daha yani şey olarak her tarafta. Ama normal köfte tarihi belli. O yüzden ne kadar yoğurursan köfteyi o kadar iyi olur. Yani dağılmaz. Bazı arkadaşlar da mesela beğenmemizlik oluyor tabii. Allah Allah ben mi yapamıyorum diyorsun. Tam olabilir ama hele bir deniz lanketinde çalışırken bir arkadaş vardı, Samsun'da arkadaş, ismini vermeme gerek yok. Adam başı 2 tane tavuğu ızgara veriyoruz. O gene aç kaldık demez mi? Ya aç kalmadı, reisten usta gemici arkadaş birer tane daha veriyorlar. 4. Kamarot diyor ki ya fazla tavuk var mı diyor. 2 tane daha getiriyor kamarot. Ya gene aç kaldık demez mi? Bu sefer hem reis hem o veren tavuk usta gemici arkadaş da bundan kavga ediyorlar. Peşinden de kamarot görüyor bunu. Hızlı koşarak mutfağa geliyor. Baktım ki Merdane Haydar'ı yani derler ki Osmanlı yalıyor. Baktım ne oldu dedi. Baktım ki bize usta gemici yerlerde bağırıyor, çağırıyor. Tam bir de ben onu şaka olarak söyledim. Şaka olarak da söylüyorsan o kadar yemek yiyorsun ben aç kaldım diyemezsin. Günah. Onu bulamayan insanlar da vardır. Böyle bir arkadaşlar da var huzuru bozan. İşte o yüzden huzuru bozmamak lazım. Yaptığın ve yapamayacağın şeyi ben yaparım veya şöyle yaparım, böyle yaparım dememek lazım. Elinden ne gelirse azami derece dikkat göstermek lazım. Allah sana
bu mesleği vermiş, eleştiri açık olmak lazım. Elbette ki bazı kimseler tarafından sevilmeyebilirsin. Bu geminin en alt kademesinde çalışan silici arkadaş, müşavir arkadaş, gemici arkadaş, usta müdürü, zabiten arkadaşlar da olabilir. Ama işte sempati davranmak, güler yüzlük olmak, kavga gürültü etmemek, küfürlü konuşmamak en önemli. Yani gemide alkol içen arkadaşlar derler yani şişede durduğu gibi durmuyor. İşte bazı işte onların etkisiyle sana hakaret edici kelimeler. Ben şu ana kadar hiç kimseyle öyle şey kavga etmedim. Edemem zaten. Tabiatım değil. Ben o şekilde yetiştim. Aile tarafından olsun. Diyerek Kur'an kursunda okuduğumuz hocalarımızdan da tavsiyelerinde uyarak öyle bir kavga gürültüye şu ana kadar karışmadım Allah'a şükür. Birkaç arkadaş denizci adama kız vermezler diye denizi bırakanlar oldu. Var tabii ama işte bunu anlamıyorlar maalesef. Çünkü denizde çalışan, bu çalışılacak bu denizde. Şimdi hep bekarla mı çalışsın denizde? Şimdi bekarla çalışıldığı zaman o insanın ister istemez psikolojisi bozulur. İster istemez ne yaparsan yap. Yani kavga, gürültü, hakaret, birbirini öldürme vesaire her şey olabilir. Ama evli bir insan biraz daha oturaklı oluyor. Her şeyden kendisini örnek gösteriyor. Bak arkadaşlar şu şunu şunu da yapasak daha iyidir. Yarın bugün evleneceksiniz derken şimdi parası iyi olduğu zaman kız veriyorlar. 6 ayda bir tamam da 6 ayda bir de bu 2-3 ayda da gelebiliyorsun. 3 ayda da 4 ayda bir geliyorsun. Peki 2-3 ay 4 ay izin yapıyorsun. Bir fabrikada da sana 2 ay 3 ay izin verirler mi? İmkansız. Evet, en azami 18 gün 20 gün çatmadan 21 ay izin veriyorlar karada. Fabrikalarda vesaire atölyede çalıştığın zaman. Karada sen ben bir de az para alıyorsun ama denizde çalıştığımız zaman ne oluyor? Hem fazla para alıyoruz hem de izinimiz de fazla oluyor. Şirkette senden memnun olursa seni ikinci kontrata çağırıyor. Kavga gürültü etmezsen zaten çağıracaksın. O yüzden kız vermemek, evlenmemek, ben şey bilmem denizde 3 ay, 5 ay, 6 ay gelmedi. Ben sana nasıl kız vereyim? Böyle bir söz konusu olmaması lazım. Yani kız babaları bunu niye düşünüyor veya kızlar niye bunu düşünüyor? Seni aç mı bıraktı? Herhangi bir evde vesaire bir malın mülkünde bir eksikliği mi oldu? Olmadığı için bunu katlanacaksın, sabredeceksin. Sabreden derviş, moradan ermiştir dersen. Sen de aile efradını, kocanı bekleyeceksin dönüşüne kadar, kontrat bitene kadar. Evet, bu mesleğimiz bu. Yani hep bekarlar mı gemide çalışsın? Gemiye niçin geliyoruz? Çalışmaya geliyoruz. Şimdi her limanda dışarı, bara ve meyhane şuraya buraya gidersek o para bize yetmez. Bu işi yapan kadınlar da elbette ki bir kendilerini sana şey verdikleri zaman elbette ki bir ücreti olacak. Şimdi sen her limanda gidersen para nasıl biriktirebilirsin? Yine aklıma bir hatırladığım bir şey geldi. Endonezya'dan Körfez, Kocaeli, Seka fabrikasına geldiğimizde bir yağcı arkadaş Beykoz'da oturuyor. Evine gidemiyor. Orada şey yaptığı için, rahatsız olduğu için frengi gibi bel soğukluğu bir rahatsızlığına yakalandı. Bunun akabinde de geçmedi. 18 tane iğne yaptık. 18 tane iğnenin akabinde maalesef yine düzelmedi. Vücuduna bayağı zarar vermiş. Ve hanımı şirkete telefon ediyor. İşte Ahmet veya Hüseyin falan gelmedi. Niye diyor? Diyor gemi diyor. Şey diyor. Sekadı diyor. Körfez'de. Nasıl gelmez diyor. Yani kontratı bitmedi halde yine tabii gelecek. Ve geliyor kadın. Niye gelmedi falan. İşte çok işimiz var. Bunu amirlerine, çarşılara, çarşı başına soruyor. Öyle bir şey yok diyor. Sonradan anlıyor ki böyleyken beni aldatmış. Ve kadın bacımız onu orada boşuyor. Çok bir üzücü bir olay. İşte olmaması lazım. Her limanda gitmemek lazım. Gitmememiz lazım zaten. Nasıl biz dışarıda kendimizi sabır ederek terbiye edebiliyorsak, evdeki hanımlarımız da kendilerini sabır ederek terbiye edebiliyorsa ne mutlu böyle bir aile yuvasına. Ama tam tersi yapılıyorsa bunun zararlarını mecbur karşılayacağız, kabul edeceğiz. Yani denizcilik mesleği bana gemi ortamında aile, baştan da anlatmıştım, aile özlemi haricinde çok şey kattı. Barış, sevgi, saygı ve sempati olarak yaptığın zaman hem kendini rahat ediyorsun, mutlu oluyorsun, hem ailen mutlu oluyor. Çünkü ailen herhangi bir şekilde şirkete telefon ettiği zaman falanca kişinin eşiniz böyle yapmış, şu kadar para çekmiş, siz niye para istiyorsun tekrar bu şekildeki sorulara muhatap olmamak için kendimi Allah'a şükür başta aile efradıma söylemek üzere sordum. Onlar da tabii aramadılar. Dedim herhangi bir şeyden dolayı dedim, işletmemeniz için dedim, benim orada daha rahat çalışmam için şirketi aramayın herhangi bir mecbur bir hasta, ölüm vesaire olmadan. O yüzden hem aileme hem de kendi arkadaşlarıma, gemide çalışan arkadaşlarıma çok iyi davrandım. Kimseden kavga gürültü etmedim, edemem zaten. Tabiatım değildir Allah'a şükür. Bana işte onların güler yüzü olduğu zaman bana çok rahat bir şey kattı. Karada mesela izinde olduğu zaman ben şunu yapacaktım diye hem anında planı değiştiriyorsun hem anında karar veriyorsun. Önce de mesela karada mesela bir iki sene öyle kaldığımız zaman ya bu olur mu acaba? Şesini denizde ki pratik değil çünkü denizde
kaptanlarımızdan, büyüklerimizden duyduk. Bey babalardan duyduk. Denizci adam en üst makamdan en alt makama manuel düşürmeyecek. Otomatik olarak düşeceğim. Anında karar vereceksin. Bunu ben de yapmaya çalıştım Allah'a şükür. Hem kendi aileme ve etrafımıza kadar dillerimizi döndüğü kadar anlattım. Çünkü manuel yaparsak olur mu olmaz mı? Maybe mi bazen mi? İşin içine karıştırmamaz mı? Direkt olarak otom olarak bu beyazsa beyazdır. Siyahsa siyahdır. Acaba siyah griye benziyor mu böyle tereddüt edersek çok yanlıştır. Mecliste mesela derler ki işte 550 tane milletvekili, 600 tane milletvekilden 200'ü evet, diğeri hayır, 45-50 kişi çekimser, işte o çekimserler çok tehlikelidir. O yüzden net görüşümüzü, fikrimizi, bilgimizi anlatmamız lazımdır. Bu beyazsa beyazdır, siyahsa siyahdır. O yüzden bu kararlarımı vermekte denizcilik bana çok şey kattı Allah'a şükür. Tabii ki yabancı gemilerde çalışmak için birinci derecede İngilizcemiz şart. İngilizce bilmemiz şart. Siz İngilizce biliyorsunuz değil mi? Tabii %100 üzerinde değil de imkansız. Yani yok yani ama sosyal olarak. Tabii. Normal mutfakla ilgili Allah'a şükür İngilizcemiz var. Kesinlikle İngilizce, yabancı dili bunu ilerletmemiz lazım. Ve de oradaki personelin kimsenin kalbini kırmadan onların gönlünü alarak sizin istediğiniz bir yemek çeşidi var mı? Kendi yörenizin, kendi memleketinizin mesela Ukrayna, Rusya, Romanya, Almanya vesaire, Bulgaristan, Hindistan, Filipinler. Ben mesela Hindistan'la, Filipinler'le çok çalıştım. Perulularla çok çalıştım. Onların işte çapati, biryani vesaire yemek çeşitlerini öğrendim. Şimdi yapınca adamlar çok şaşırdılar. İnanamadılar ve o kadar hoşlarına gitti ki çarşı boşu Hintliydi. Ona biryani yapmıştım iki kişi. Ve çok bana $100 bahşiş verdi. Şimdi onların da yemek çeşitlerini öğrendiği zaman bu aşçı bizim işimizi de seviyor. En çok onlardan da mesela ben teşekkür takdir aldım Allah'a şükür. Onların da yani dünya mutfağı diye bir şey yok. Onların mesela gemiye gittiğinizde kaç kişi var? Mix personel olduğu için onların da yemek çeşidini öğrenmeye gayret et. Ve öğrenemiyorsan da onların gel bana tarif et şöyle şöyle, onların da gönlünü aldığı zaman daha hoş bir şey olur. Yabancı gemilerde yapılmayacak diye bir şey yok. Yapılır açılık. Şimdi Türk gemilerinde yabancı bayraklı gemilerde değil, yabancı bayraklı gemilerde kuru fasulye çorba olarak geçer. Türk gemilerinde her pazar kuru fasulye milli yemek diye geçer. Atalarımız artık bizim gemicilik şeysinde onlardan mı öyle geldi bize, atalarımız, ecdadımız, denizci ta Osmanlı'dan mı geldi bu pazar günleri yani tatil günleri. Eskiden Perşembe ve Cuma'da tatil günleri Osmanlı zamanında. Şimdi sonradan bir şeye geçtiğimiz için pazar, cumartesi pazar oldu tatil. Pazar günleri de denizcilik içerisinde, piyasasında, Türk denizci gemilerinde, ticaret gemilerinde pazar günleri kuru fasulyemiz oluyor. Yeni denize başlayan arkadaşlar için acizane tavsiyemiz, almış oldukları belgenin sonucunu niçin aldığınızı düşünün. Ailenize geçim kaynağı olarak deniz ticaret gemilerinde işe başladığınız zaman başta kendinizi ve aile efradını düşünerek sıcakkanlı, tebessüm, sempati, hak ve hukuku riayet ederek çalışın. Eğer bu şekilde yaparsanız denizde ne kadar karar vermişseniz o kadar rahat bir şekilde çalışırsınız. Kimsenin hak ve hukukunu almadan, hakaret etmeden, hakaret yemeden yaparsanız Cenab-ı Allah size bu deniz ticaret gemilerinde rızkını fazlasıyla verir. Tabii bütün denizci arkadaşlarıma kolaylık versin, hayırlı işler diyelim. Allah selamet versin. Hepimizin yolları gönlünüzce olsun diyelim. Allah'a ısmarladık diyelim. Aman ya Resulallah. İsmi Sübhan virdin mi var? Bahçelerde yurdun mu var? Bencileyin derdin mi var? Garip garip ötme bülbül. Bilirim aşıksın güle, gülün derdin kim bile. Bahçedeki gonca güle dolaşıp ötme bülbül. Bilirim aşıksın virde, cununun var gayet
serde şu sinemde olan derde bir dertte sen katma bülbül. Pervaz vurup uçar mısın, deniz derya gezer misin? Ben cileğin açar mısın, sende halin söyle bülbül. Meded ya Kerim Allah, a bülbülüm uslu musun, kafeslerde besli misin? Ben cileğin yaslı mısın, garip ötme bülbül. Yunus der vücudun pak derken, şu cihanda mislin yok derken, seher vakti hak derken, bizi de unutma bülbül. Seher vakti hak derken, bizi de unutma bülbül. Meded ya tabibi ve tabibel kulub. Bu eller üşmüş ha, senin bak. Ben de buradayım. Limandan ayrıldık, evet evi son görüşüm. Aylarda yokuz, o yüzden denizler hoş görünür. Ayrı gayrı olmaz, bak burada bütün bir ruhuz. Gerektiğinde toplanırız ve ekmek bölünür. Geceleri bize ev olur bu kamera. Işığı